Ben 1953 Eylül ayında İzmir'de doğdum. Enteresandır. Belki bu sizin tanıdığınız insanlar içinde benim gibi başka birisi yoktur. Şu açıdan söyleyeyim. Biraz arkadaşlara soruyorum ben. Kimisi 15 ev değiştirmiş, kimisi 20 ev değiştirmiş. Ben 61 senedir bu evde oturuyorum. 62 sene oldu. 62 sene bu evde, doğduğum evde oturuyorum. Böyle bir şey herhalde pek yoktur. Ve sebebi de belki işte aynı bu doğduğum Karşıyaka'da ilkokula gittim. Ortaokula Karşıyaka'da aynı okulda. Lise yine Karşıyaka'da aynı okulda. Dolayısıyla üniversiteyi de İzmir'de tutturunca, Ege Üniversitesi'ydi tabi o zaman, Ege Üniversitesi'nde hep İzmir'de kalmış olduk. Asistanlık, yardım doçentlik, profesörlük hepsi İzmir'de oldu. Bir yere bir tayinimiz olmadı. Bir de hizmette de vazife olarak daha çok sızıntıyla meşgul olduk. Sızıntı da İzmir'de olduğu için bir yere taşınmadı. Hep İzmir'de kaldık. Dolayısıyla işte bu evde sıkıştık kaldık. Tabii gördüğünüz gibi işte aşağı yukarı 18-20 bincilik kitap var burada. Kımıldayacak yer de yok. İzmir'de gelişimiz, ben İzmir'de doğdum. 6 kardeşiz burada. Babam esas 80 sene önce falan bizim Kastamonu'dan gelme. Annem babam Kastamonu Cide ilçesinden. İzmir'e gelmişler. Bu Alaybey Tersanesi hemen evimin yakınında. Bu tersanede ustabaşıydı babam. Gemi yapar orada. Usta gemiciydi. İşte 3 sene önce vefat etti. Valide de 1 sene oldu vefat edeli. Ben bu evde onlara bir altta oturuyorlardı. Hiç terk etmedim. O yüzden birazcık da oldu. Yoksa ev çok küçüktü. Başka yere taşınabilirdik ama mecburen üstlerinde onları sağlıklarında bırakmak istemedim. 6 kardeşiz hepimiz bu 5 katlı evin birer katlarında oturuyorduk. Şimdi yavaş yavaş dağılmaya başladı kardeşlerim. Burada hizmeti benim tanımam, Hoca Efendi'yi tanımamla mesele biraz aslında ortaokulla dayanıyor. Biraz arayış içinde bir insandım daha o zamandan. Bu kainatın varlığı, canlılar, hayvanlar hep merak ederdim. İnsan vücudu. Bunları hep sorgulardım fakat maalesef bu sorularımıza cevap verecek bir merci yoktu. Okulda da hep işte pozitivist, materyalist anlayışlarla dersler anlatılması bir bunalım içine sokmuştu. Fakat özellikle ortaokul, lise ve fakültenin işte belli bir yerine kadar da biraz futbol peşinde olduk. Amatör kümede işte amatör takımlarda oynadık. Tabii o gün akşama kadar belki top oynuyorduk. Çok fazla bu sorgulama meselelerine giremiyorduk fazla. Sinemaya gidiyorduk işte filmlerde, sinemalarda falan. Ama arkadaşlarımız yavaş yavaş özellikle lise döneminde ufak tefek tartışmalar başlamıştı. İşte Allah'ın varlığı ile birliği alakalı. Ancak lise çağında henüz daha bu sağ sol kavgaları yeni başlamıştı. Başlamışken bizim Karşıyaka Lisesi'ndeydim o zaman. Yine belki futbolu bizi biraz uzak tuttu o meselelerden. Fakat üniversiteye gelince, üniversitede tam işin göbeğine düştük. Aslında ben tıp fakültesine girmek istiyordum. İnsanı çok merak ediyordum. Özellikle de annem babam rahmetli hep bana doktor olmamı isterlerdi. Hatta ismimi koyarlarken de bir doktor varmış. Onların gittiği, sevdiği bir doktor. Adı İrfan. Ondan dolayı adımı işte İrfan Bey olur, Doktor İrfan Bey'den diye İrfan koymuşlar. Tabii ben az bir puanla tıp fakültesine giremedim. Farkla. Fakat iyi ki girememişim. O da kaderin ayrı bir cilvesi. Daha sonra görünce tıpçıların çalışmasını yapamayacağımı anladım. Benim yüreğim tıpı kaldırmıyor. Sonra tıpa en yakın baktım zooloji bölümü. Hayvanlar. Orada da yine hayvanları kesiyoruz, biçiyoruz, inceliyorsunuz bütün vücutları. Bütün hayvanlar alemi. Öbür türlü insan tek başına bir varlık. Hayvanlar alemi çok daha geniş. Dolayısıyla biyoloji bölümüne, zooloji bölümüne girdim. Zooloji, botanik. Hem bitki hem hayvan ikisi birden biyoloji oluyor. O zamanlar ben işte ilk defa bu hizmetin içinde bizim İbrahim Haskür Bey var. Daha sonra milletvekili oldu. İlk defa onu tanıdım. O Hoca Efendi'yi tanıyor. Fakat ben tabii tanımıyordum. Bizim o zamanki o dönemde yani 71 üniversiteye girdiğim yıl daha çok işte merak edip konuşuyorduk okulda. Bizim böyle bir kavga yoktu. O günkü ateist arkadaşlarla da güzel tartışmalarımız oluyordu. Fakat çok aciz kalıyorduk, cevap veremiyorduk. Sonra o İbrahim Bey bana bir işte ilk defa kitap verdi. Tabiat Risalesi'ymiş. Şeye sarılı, gazeteye sarılı. O zaman tabii Risale-i Nurların açık okunması biraz tedirgin ediyor insanları. Açıktan okuyamıyorlar. Gazeteye sarmış.
Onu bana, beni de sadece şeyden tanıyor, cuma namazlarından tanıyor. Ben o zaman sadece cuma namazı kılıyordum. Ramazan'da oruç tutuyorduk bir de. Yani İslamiyet adına yaşadığımız yaşama deniyoruz işte. O kadar bir Ramazan orucuyla cuma namazlarımız vardı. Ramazan'da 5 vakitte kılıyorduk. Fakat esas bilgi bakımından çok zayıftık. İbrahim Bey sağ olsun bana ilk defa tabiat esasını verince benim bu hayatımda bir dönüm noktası oldu. Neden derseniz sızıntıda ben bunu yazdım. 10. ciltte ya karşılaşmasaydım diye bir yazı var. Merak eden ona bakabilir. Orada tam intihar etmek üzereyken. Çünkü arayış içindeydim. Allah'a inanıyordum. Ben daha ilkokul 4'te 5'te yağmur yağarken böyle düşünürdüm. Yağmur nasıl yağıyor? Camın önünde soğukta sinekler uçamazdı. Sineği alırdım, elime yakalardım. Sineğin bacağına bakardım, kanadına bakardım. Gözümle iyice teksif ederek bu sinek nasıl uçuyor? Hep bunları düşünen bir insandım. Sordum da işte evde, o zaman rahmetli anneannem vardı. Allah yarattı derdi işte. Yağmur kim yağdırıyor? Allah yağdırıyor. Hep böyle bir Allah inancı var. Hoşuma gidiyor tabii. Fakat ortaokulda mesela bir derste fizik hocasıyla çok ciddi şey oldu. Bunlar işte yağmuru tabiat yağdırır. Tabiat işte güneş ısıtır, su buharlaşır, soğuk havaya gelir, yağar. Gördüğünüz gibi işte Allah yok. Ben yaptım bu deneyi. Sınıfta deney yapmıştı. Çaydanlıkta suyu kaynattı. O kaynattığı suyun buharın önüne soğuk tepsiyi getirir. Yoğunlaşınca, damlalar akmaya başlayınca gördünüz mü şuraları dedi. Yağmuru ben yağdırdım dedi. Burada dedi bir Allah yok dedi. İşte çaydanlıkta su var, madde dedi. İşte güneş enerjisi var. Orada da işte ocaktan biz ısıttık. Tabiatta bu da deniz var, göller var, güneş var. Burada gördüğünüz gibi dedi. Ben yaptım dedi. Böyle bir Allah yok. Ben yine orada itiraz ettim. Hocam dedim, ateşe o özelliği veren, suya buharlaşma özelliğini veren, bulutu o şekilde getiren Allah'tır dedim. Önce yumuşak girişim yaptı. Dedi ki, bak oğlum öyle değil, böyle böyle yine dinsizlik anlatmaya kalktı. Ben yine itiraz ettim. Yani inadın bir şeyi var. Bilmediğim halde inadım tuttu orada. Hayır dedim, Allah, onu da Allah yaptı. Hoca beni bütün sınıfta dedi ki, işte dedi, bakın dedi, arkadaşlar dedi, bu arkadaşımız dedi, geleceğin yobazı dedi. Büyük bir ihtimalle annesi örtülürdü dedi. Babası dedi, cahildir dedi. Böyle sınıf bana o zaman yobaz adını taktı. Daha orta ikinci sınıfta fizik dersinde. Ve Karşıyaka Lisesi'nde orta ikiden lise sona kadar burada hep yobaz aşağı, yobaz yukarı. Ve işte böyle bir ortamda geldim. Fakat o arayış işimde hiç dinmedi. Fakat altyapısı yok, bilgisi yok altında. Üniversiteye geldik ki ben orada özellikle işte zooloji bölümünde hayvanlara bakarak biraz daha merak ettiğim o tabiatın yaratılış sürecini belki anlama adına o sorularıma cevap bulacak derken bütün dersler baktım ki evrim anlatılıyor. Her şey evrim, Darwinizm, evrim, Darwinizm ve sonunda materyalizm tabii. Orada da solcu bir, o günkü solcu, ateist bir arkadaşla iyi görüşüyorduk. Her gün tartışıyordu kendisiyle. O tartışmalarımızda hep o galip geliyordu. Ve 3 ay sürdü aşağı bu tartışmalarımız. Beni sonunda o öyle bir hale getirdi ki artık ona karşı içimde bir muhabbet uyandı. Onun duygu düşüncelerini kabul etmeye başladım. Son noktayı koydu bir gün. Dedi ki işte o hale getirdi. Ben işte orada 15-20 dakika kadar ateist kaldım. 15-20 dakika tamamen onun düşüncelerini kabullendim. Fakat bir anda Allah'ım ne kadar korkunçmuş o dinsizlik. 15 dakika benimle kaynar sular aktı. Dünya boş, yıkıldı her şey önümde. Böyle boş bir dünya, cuma namazı kılıyordum, boşunaymış. Ramazan orucu boşunaymış. Her şey yıkıldı bir anda. Fakat Allah razı olsun o İbrahim Asgür. Benim 3-4 sıra, o aslında matematik bölümünde ama bütün bölümlerin bir arada olduğu bir mötbe var o zaman Ege Üniversitesi'nde. Temel Bilimler Enstitüsü. Orada sıralar var. Orada arkada bizi dinliyormuş. Benim o konuşmalarımı, benim cuma namazlarından tanıyor beni. Dinlemiş. Yanıma geldi. Ya İrfan kardeş, senin dedi çok dedi, ben böyle değişik gördüm dedi. Ya dedim İbrahim, ben artık hiçbir şey kabul etmiyorum dedim. Bu dedim arkadaş beni o kadar bir zehirledi ki, tabi zehirledi şekli, o zehirledi ama ben ona zehirledi demedim böyle. Artık hiçbir şeye inanmıyorum ben dedim. Yok dedi, ya senin imanlı arkadaşsın sen dedi. Onun dedim sözlerine karşı kalbinde bir muhabbet uyanmıştır. Onun içinde böyle bir şey olmuştur, sana inandığım gibi gelmiştir ona. Hayır dedim, çok ciddi dedim, bilgi olarak güçlü şekilde şey anlattı dedim. İşte madde, ezeli, ebedi meselesine falan girdik. Öyle değil dedi, bak dedi, ben sana bir kitap vereyim dedi. Cebinden çıkardı işte Tabiat Risalesini. Okumaya başladı. Ben de liseden edebiyat bölümü mezunuyum. Yani o divan edebiyatından Osmanlıca'ya biraz yatkınlığım var.
çoğunu anlıyorum. O da izah ederek anlattı. İşte o özellikle o eczane misali vardır orada. Kavanozların içinden kapakları açılarak rüzgar esiyor, devriliyorlar. Her birinden birer miktar uygun miktarlarda. Zaten bu biyolojiye uygun. Bir hücrenin içindeki bütün ne gerekliyse hepsinin birer hayatlar macun olarak bulunması şeklinde. Ondan sonra Ayasofya'nın kubbesindeki taşların hepsini kafa kafaya verip bir araya gelmesi misali falan. Ben ağlayarak İbrahim'i kucakladım. İmanımı kurtardı. O kadar yıkıldım. Şimdi ben bugünkü ateist insanlara şaşıyorum. Ya ben orada 15 dakika kaldım o şekilde. Hayatım mahvoldu. İnsan hayatı boyunca ateist nasıl yaşayabilir? Ya yaşayabilir, Allah vermesin. O korkunçluğu ben 15 dakika yaşadım. Sonra Tabiat Risalesi benim için dönüm noktası oldu. Sonra işte bu 72-73'te oldu. 71'de tanışmıştık İbrahim'i, 72-73'te bu oldu. 74'te Bornova'da talebe arkadaşların kaldığı evler vardı. Beni o evlere bir iki eve götürdü arkadaşlar, orada bekar arkadaşlar. Ben tabii kendi evimden gelip gidiyorum, akşam kendi evime gidiyordum. Bir gün de dedi, tıpçı arkadaşların kaldığı bir ev var. Oraya dedi bir abimiz gelecek dedi, ders yapmaya dedi. İşte bu meselelere görüşülüyor falan filan dedi. Tabii hiç bahsetmedi, meğersem hoca efendiymiş. Ben gittim o tıpçı arkadaşların kaldığı eve, fakat kalabalık oluşu evin. Biraz da arkadaşların işte gelecek olan hoca efendiye karşı saygı ve edep üslupları beni böyle bir şey havaya soktu. Ya ben nasıl bir yere düştüm? Çünkü öyle bir havamız var ki o gün. Evde de Allah rahmet eylesin babam her gün aslında bendeki o dini uyanış hoşuna gidiyor. Namaz kılmaya başlamam hoşuna gidiyor. Fakat bir taraftan da işte bu sağ sol örgüt mörgüt gibi şeyler, basındaki şeyler ve o gün için işte Risale-i Nur'ların yanlış aksettirilmesi etrafta falan. Babamı da ürküttüğü için aman oğlum hiçbir yere karışma, hiçbir yere katılma, gitme, namazını kıl, ondan sonra dön gel gibi falan böyle. O evdeki o kalabalık insanlar ve hoca efendi girerken herkesin böyle bir o saygı üslubu. Aa dedim ben galiba şey bir yere düştüm. Hemen bir bahane buldum oradan. Hoca efendi girerken ben kaçtım. Gördüm hoca efendiyi. İlk defa o gün gördüm. Bana çok değişik böyle heybetli bir insan böyle gelince. Özellikle başı falan böyle çok kocaman ve hareketleri çok böyle o vakur. Bende bir heyecan ve korku uyandırdı o anda. O gün kaçtım. Demek ki işte o gün nasip olmamış. 73 falan dolu herhalde o. Sonra bir sene sonra çok şükür o tabiat sayesinde Allah'a iman konusunda problemim olmadı. Fakat tabii biyoloji bölümünde bu Darwinizm öyle bir netameli bir şey ki bir türlü kafanızdan gitmiyor. Çünkü her ders öyle okutuluyor. Darwinizm kafamda çok büyük problemdi hala daha. Allah'a inanıyordum ama Darwinizmi aşamıyordum bir türlü. O sonra dediler ki arkadaşlar, ya dediler işte bir hocamız var. İzmir fuarında, Ekici Över gazinosunda bir şey yapacak. Bu Darwinizm konusunda konuşacak. Ben o zaman biraz işte aynı zamanda ülkücü arkadaşlarla takılıyordum. Yani biraz Osmanlı hayranlığım vardı çocukluktan itibaren böyle. Tarihe merakım çok vardı. Özellikle ilkokulda, ortaokulda çok kitap okurdum. Ne zaman ki orta 2'de kitap okumayı bıraktım, futbolla çok dadanınca vakit kalmıyordu. Ve futbol ve sinema işte orta 2 ile yaşa yukarı hizmeti tanıncaya kadar o süreç tamamen futbol. Hatta hizmeti tanıdıktan 3-5 sene daha futbol devam etti. İşte o süreçte kitap okumayı azaltmıştım. Ama ortaokulda çok kitap okumuştum. İlkokul 4 ile orta 2 arasında. O kitap okuma sırasında bayağı bir malumatım olmuştu. Okuduğum kitaplardan da işte tabii kafamız bulanan noktalar da vardı. Darwinizm konusunda da vardı. Arkadaşlar dediler işte böyle bir hocamız var fuarda. Konferans verecek. Bunu bana söyleyen arkadaşlarım da benden bir iki sınıf geride. Onların hizmeti biliyorlar. Birisi küçük, Allah selamet versin, Kudret Bey var. Benden iki dönem geride. Şu anda Isparta'da Kudret Kabar. Çok şey yaptılar. Davet ettiler. Ya gel bak gidelim falan. Ülkücü arkadaşlar da duymuşlar hoca efendi. Ya dediler, İlkokul mezunu olmayan bir adammış. Biz üniversitede talebeyiz. Yani bize ne anlatır ki? Gitmeyelim dediler. Ya dedim gidelim. İşte gidelim gitmeyelim. Ben dedim gideceğim ya bakalım. Biz 2-3 kişi gittik işte. Allah razı olsun, Kudret getirdi beni o zaman. Kudret Kabar. Gittik. Üniversiteden başka arkadaşlar da davet etmişler. Hatta öğretim üyelerinden gelenler de olmuş. Ben öğretim üyelerinden arkadaşları da gördüm orada o zaman. Biz de son sınıfa işte geçtik herhalde. Son sınıftaydık. Konferansta tabii ilk defa o zaman ben en önde oturdum. Yakından gördüm. Tabii enteresan yani şimdi ben Darwinizm'e böyle bakış açısında bir
bakış açısı çok önemli. Bizim okuldaki farklı bir bakış açımız var. Hoca efendi mesele işte o Risale-i Nur'dan üslubuyla meselenin çok özüne vakıf. Öyle hayati kritik noktalardan vuruyor ki, öyle tespitler yapmış ki, hatta şimdi bazen espri oluyor, konusu oluyor. Soruyorum kendisine bazen. Hocam dedim yani o gün için işte aşağı yukarı 30-40 sene geçmiş. Yani siz onlara nereden hazırlandınız? Çünkü o gün için Darwin'in aleyhinde kitap yok. İlk defa hatırlıyorum ben bir yayın evi İngilizce'den bir kitap tercüme etti. Başka da kitap yok. Hoca efendi o gün için zooloji kitaplarından Mithat Tolunay'ın kitabı vardı. Onu bulmuş. Bir iki kitap daha. Ve Darwinizm anlatan kitaplardan onların aleyhine deliller çıkarmış. Birkaç kitaptan böyle hazırlanmış ama oradaki açık noktaları, mantık boşluklarını çok iyi okumuş. Onları öyle bir derlemiş ki işte ben o akşam yine içimde o Darwinizmi tamamen söküp attım. Hoca efendinin o Darwinizm konferansıyla tamam dedim yani bu iş buymuş demek ki. İşte bunu ya karşılaşmasaydım diye sizindeki bu makalede yazdım. Farklı bir isimle yazdım o zaman. O zaman yakından tanımış oldum Hoca Efendi'yi. Sonra işte Bornova'da vaazlar başlamış. Vaazlara davet etti arkadaşlar. Vaazlara gitti. Cuma namazına biz daha önce üniversiteye yakın bir cami vardı. Oraya gidiyorduk. Biraz merkez camisi, üniversiteye biraz daha uzak. Oraya gitmeye başladık. Tabii biz geç kalıyorduk. Millet camiyi doldurmuş. Bahçede kalıyorduk. Daha sonra biz de erken çıkmaya başladık. İçeri girip hocamızı daha yakından görelim diye. Tanışma sürecimiz böylece. Bu tabii uzaktan tanışma olarak oldu. Sonra asistan oldum 76 yılında. Aynı bölümde asistan kaldım. O dönemde de işte hocamız üniversite hazırlık kurslarını teşvik ediyor arkadaşlara. Diyor ki yani üniversiteye inançlı insan üniversiteye giremiyor. Fakir insanlar çünkü. Anadolu insanı nasıl gidecek üniversiteye? Büyük şehirlerdeki birkaç dersen var zaten o zaman. Zengin çocukları, farklı zihniyetteki insanların çocukları. Paralı insanlar. Özel dersler açmışlar. Fakat Anadolu insanı çocuğunu üniversiteye sokamıyor. Dersene bir anlayışı diye bir şey yok. İşte hocamız demiş o zaman arkadaşlara. Tabii ben kendi evimden gelip gittiğim için, talebe arkadaşlarla beraber olmadığım için o sıralarda hocamın yanında kalmadığım için bunları bilemiyorum. Sonradan tabii duyuyorum. Bir şey demiş, bir dershane açamıyorsunuz. Hiç olmazsa evinize yakın mahalledeki çocuklara fizik, kimya, biyoloji anlatsanız. Baktı ki oluyor. Arkadaşlar ders veriyorlar çocuklara üniversiteye girmeleri için. Sonra Bozyaka'nın üstünde, ondan önce Salepçoğlu Camisi'nin altında. Salepçoğlu Camisi'nin altında olmuş. Onu ben tanıyordum ama ben o zaman gitmemiştim. Bozyaka yurdu bitmişti. Orada cumartesi, pazar günleri ve hafta içinde de saat 5'ten sonra akşamüstü dediler ders verir misiniz? Tabii parasız, ücretsiz. Tabii dedi seve seve. Mesela o zaman için kimyada bir abimiz vardı. O doktorasını bitirmişti. Ben daha doktoraya başlamıştım. O abimiz kimya dersi veriyordu. Bir abimiz vardı. Fizik dersi veriyordu. Şu anda Amerika'da İsa abi fizik dersi veriyordu. Bir arkadaşımız matematik dersi veriyordu. Ben de biyoloji dersi veriyordum. Zaten biyolojide ilk talebe bendim. Kimyada veren abi de ilk kimyadaki talebe abi oydu. Fizikte veren arkadaş da yine ilk talebe oydu. Benden sonra bir iki arkadaş daha var işte. Onlar hizmet daha önce tanımışlar. Onlar bizi davet etmişlerdi. Ben ilk defa orada biyoloji dersi vermeye başladık. Mesela 77 olacak herhalde. Baktığımızda böyle hiç acemiyiz yani hocalık yapmamışık. Daha yeni mezun olmuşum. Ben asistanım. Birkaç arkadaş daha talebeyken mesela bizim Halit vardı. Halit Bey kimya dersi veriyordu da Halit talebeydi henüz o sıralarda. Mehmet Bey vardı, Mehmet Yavuzlar. Henüz daha talebeydi, kimya dersi veriyordu. Talebe arkadaşlar bile ders veriyorlardı. %90'lara yakın başarı vardı. Baktık bu iş tuttu. Sonra hocamız arkadaşlar dedim bakın ne de oluyor dedi yani demek ki. Özel dershaneciyle çevirseniz bu işi dedi ve ilk defa işte Akyazılı Vakfı'nın bünyesinde Akyazılı dershaneler açıldı. Daha sonra işte o Körfez dershanelerine dönüştü. Tabii ben üniversite asistan olduğum için diğer abiler de asistandı üniversitede. Biz ancak cumartesi pazar geliyorduk, tatilde geliyorduk. Sonra o sırada da Hoca Efendi Bornova vaazlarında, cuma vaazlarında
Tabii Hoca Efendi duydu insanlar. Özellikle de gençlik olarak tam Hoca Efendi bizim hani biraz tabiri caizse ve argo tabirle damardan var ya, tam bizim damarımızdan konuşuyordu Hoca Efendi. Nedir bizim damarımız? Bize çünkü ortaokulda, lisede hep pompalanan şey, İslam bizi geri bıraktı. İşte Batı bilimle ileri gitti. Din bizi geri bıraktı. İşte Kur'an sadece mezarlıkta okunmak için kullanılan, işte ölülerin başında okunan bir kitap gibi sanki. Kur'an'la bilim yan yana gelmez. Hep bu imajlarla büyümüş bir nesiliz biz. Tabii üniversitede de aynı şekilde. Bir de Hoca Efendi cuma vaazlarına Bornova'ya geldiğimizde baktık ki Hoca Efendi işte Darwin'den bahsediyor diyelim ki. Einstein'den bahsediyor. Astronom Jahn'dan bahsediyor. Entropi, termodinamik, işte yer çekimi kanunu, işte şey havanın kaldırma kanunu, Avogadro sayısı, fizikten, kimyadan, yani tekvini emirler. Kainatı okuyor bir orada ve tamamen bilimden bahsediyor. Fakat bizim üniversitede bilimi hocaların bağladığı pozitivist, materyalist yere değil de tam getiriyor böyle, her şeyi Allah'a bağlıyor. Ve biz tabii sevinçten uçuyoruz. Yani bakıyoruz bizim okuduğumuz bütün bilimler, hani Bediüzzaman Hazretleri'nin o Kastamonu'da talebeler bana geldi, hocalarımız bize Allah'tan bahsetmiyorlar. İşte ben onlara dedim ki siz ilmi kozmografyaya bakın, ilmi hendeseye bakın, ilmi tıbba bakın. Yani o kitaplarda yazanlara bakın şeklinde. Hocaların anlattığına bakmayın. Çünkü hocalar bir ideolojik görüşle anlatıyorlar o dersleri size. Böyle deyince işte talebelerde de o bilime bir yönelme oluyor. Bizde de aynı şeydi. Cuma vaazlarında Hoca Efendi hep o bizim geldiğimiz, özellikle bir de vaazdan sonra cuma günü normal vaaz oluyordu. Akşam soru cevap oluyordu. O soru cevaplarda da ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden geldiği için sorular yine bu minvalde oluyordu sorular. Yani bilimle dinin zahiren bize çatışıyor gibi hususların izahı sadedinde hocamız da onları çok güzel izah ediyordu. Yani hiç boşluk bırakmadan ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, her işte Kur'an'ın ayetlerinin üçte biri belki bilimle alakalı. İşte çocuğun ana rahminde gelişmesine tutun da işte sütün verilmesi, aklınıza Kur'an'la ilgili, bilimle ilgili ayetler, yüzlerce ayet sayılabilir belki, üçte biri bu konuda. İşte daha sonra bunlar soru cevaplar sızıntılar basıldı. Daha sonra kitap haline geldi. Hocamızın bu üniversiteye yakın bir muhitte olması aslında kaderin bir cilvesi. Yani 71'de Kestane Pazarı'nda Hoca Efendi, işte Kestane Pazarı'nda İmam Hatip talebelerine hocalık yaparken İzmir Hoca Efendi'yi en azından üniversite camiası çok tanımazdık biz. Çünkü daha o dönemde zaten biz lisedeydik, hiç bilmezdik. Ama Kestane Pazarı'nda 71 muhtırasında Hoca Efendi'nin içeri girmesi kısa bir süre, sonra çıktıktan sonra orada vazife vermemeleri aslında kaderin çok önemli bir kader denk noktası benim açısından. Çünkü Ege Üniversitesi'ndeki talebe arkadaşlar, bugün hizmette çoğu belli bir yere gelmiştir. Çoğu üniversitelerde profesördür, doçenttir veya devlet makamında bir yerdedir hepsi. Hepsi biz o zaman, o bizim emsalimiz, Hoca Efendi'yi Bornova vaazlarıyla tanıdık. Bizler yarım imanlı, ne diyelim, taklidi imanlı insanlardık. İşte o zaman daha çok ülkücü camia içinde kendine yer bulmaya uğraşan arkadaşlardık. Çünkü ülkücü camia bize en yakın camiaydı o zaman için. İmanlı arkadaşlar, inançlı arkadaşlar. Tabii ülkeye o zaman için işte bir komünizm gelecek diye pompalanmış. Komünistlerle savaşmak için sokağa dökülme, işte militanlaşma, kavga dövüş ortamı başlamıştı. Eğer ben de üniversite yurtlarında kalsaydım, militan hale gelebilirdim. Çünkü ülkücü arkadaşlar o gün yurtlardan geliyorlardı, hep kavga ediyorlardı. Fakat ben evden gelip gittiğim için, kendi evimde kaldığım için mecburen biraz o militanlaşmaktan uzak durmak zorunda kaldım. Dolayısıyla hizmete daha kolay girmiş oldum. Nitekim 80 ihtilal olunca işin sıkıntısı çıktı. Ama hocamız o zaman bize söylüyordu. Kesinlikle sokağa dökülmeyeceksiniz. Anarşiye girmeyeceksiniz. İşte bu anarşi özel olarak dış mihraklar tarafından Türk ülkede sağcılık, solculuk diye pompalandı. Gençlik birbirine kırdırılıyor. Eğer bu ülkenin insana hizmet etmek istiyorsanız, bu millete hizmet etmek istiyorsanız okuyacaksınız, sahanızda en iyi olacaksınız, üniversitede asistan olacaksınız ve gelen gençliğe yardım edeceksiniz.
onların da akademisyen olmaları için. Yani ülkede bu anarşinin bitmesi için ahlaklı insan yetiştirme eğitimden geçer. İşin özü o. Eğitimle meşgul olacaksınız. Sokağa dök ederek, taşla, sopayla bu iş olmaz. Çünkü dedi, yakında gelecekte dedi, bunların başına gelecek var dedi. Hakikaten 80 ihtilali oldu. Maalesef sağı da solu da o tarafa bu tarafa vurarak iki tarafı da kırdı ihtilal. Bir taraf mezara girdi, bir taraf hapse girdi. İki taraftan da hapse mezara girenler oldu. Hocamız bize o 80 öncesinin sahip çıkmasıyla mezara girmekten veya hapise girmekten bizi vesile oldu. Allah razı olsun. Tabii sonra henüz ihtilalden önce 79 yılları, 79'un işte Şubat ayıydı. Ben o sırada da doktora yapıyordum. Araziye çıkıyordum. Karadeniz bölgesinde, Trakya bölgesinde kurbağalar falan toplamaya. Benim doktora konum Türkiye'nin kurbağaları. Ne kadar kurbağa varsa Türkiye'de topladım onları. Ben arazideyken toplantı olmuş. İlk toplantıda yoktum ben. O toplantıda denmiş işte, hocamız demiş ki yani bu gençlik milli eğitimde buradan geliyor. Yani şeyden geliyor. Milli eğitimde okutulan dersler gençliğe hep böyle pozitivist, materyalist bir üslupla anlatılıyor. Halbuki bizim vaazlarda dinlediğimiz Hoca Efendi'nin fizik, kimya, biyoloji anlatımı çok farklı. Tabii milli eğitimde Hoca Efendi'nin vaazda anlattığı şekliyle bir şey yapmak da çok zor. Yani Risale-i Nurları siz sokamazsınız şeye, milli eğitime. Ama Risale-i Nurların o anlatım üslubu çok enteresan. Ayetül Kübra, işte Tabiat Risalesi gibi yerler, pencereler. Hep buralara baktığımızda nasıl Kur'an'daki ayetlerin üçte biri ilmi ayetler. Risalelere bakarsanız bunların da büyük çoğunluğu işte Üstad orada kürevat-ı hamra, kürevat-ı beyza diyor. Yani al yuvardan, ak yuvardan bahsediyor. Müvellüdü ma, müvellüdü humuza diyor. Hidrojenden, oksijenden bahsediyor. Zerrat diyor, atomlardan bahsediyor. Seyyarat diyor, gezegenlerden bahsediyor. Yani astronomi, fizik, kimya, biyoloji, tıp bunlardan bahsediyor. Bunları biz şimdi derslere, risalelerdeki gibi acaba anlatabilir miyiz talebelere? Bizim hesaplaşmamız Kur'an'ın el mahdusturları ile olacak. Medenilere galebe ikna iledir. Bunlar vahşice yaptı, bedevice yaptılar bunu. Kur'an'ın cemaati mücadelesini, münakaşasını, münazarasını veya müsahabesini ikna ile yapacak. Gönüllere taht kuracak ve inşallah Kur'an'ın şehbal açan bayrağını dalgalandıracak. Afakı alemde. Ama mutlaka ve mutlaka ona bütün bu kötülükleri yapan hasımlarıyla bir gün hesaplaşacak. Bugün dahi aldık almadık, alıyoruz almıyoruz deyip daima bağışlayın savsaklamaya giden, daima oyalayan, daima merhametsizce davranan, ambargolar koyup düşmanlıktan bir lafza geri durmayanlarla o Kur'an'ın elmas küsurlarıyla gidecek ve hesaplaşacak. Işıktan kaçan, nurdan kaçan kimselere ışık gösterecek, incitmeyecek, ellerinden tutacak, sahili selamete çıkaracaktır. Hesaplaşmanız bu olacaktır. Tekrar ediyorum, biz muhabbet fedailerimiz. Allah bizi muhabbetten, mürüvvetten ve insanlıktan ayırmasın. Ve 79'da hocamız böyle bir dergi çıkarabilir miyiz dedi. Ve dergide ilk sayısı çıkmış. İkinci sayısı hazırlanacak. Tabii yazacak insan yok. Bilmiyoruz kimin ne yazabilir. Abdullah Aymaz Hoca, Allah selamet versin. Tabii o zaman İzmir'deydi burada. İnönü Lisesi'nde öğretmendi. Bizim de asistanlar olarak bir araya geliyorduk. Bu tip mevzuları mütalaa ediyorduk. Haftanın bir akşamı gelip işte herkes kendi konusunda, mevzusunda anlatımlar yapıyordu. Aynı zamanda bunların biz işte risalelerden alt yapılarını da delillendirmeye bakıyorduk. İşte mesela ben de hayvanatla ilgili bir şey olduğu zaman hayvanlarla alakalı ben söz alıp konuşuyordum. İşte bir derste Aymaz Hocam dedi ki ya dedi bana kurbağacı diye isim taktı Aymaz Hoca kurbağaları yakaladığım için. Kurbağacı dedi bunları dedi hep dedi böyle dedi konuşuyorsun dedi yazmıyorsun yazsana dedi. Dedim Hacı abi nerede yazacağız bunları? Yazacak nereye yazalım?
Ya dedi dergi çıkarıyorsun, uyuyorsun sen dedi. Ve çantasından dergiyi çıkardı. İşte ağlayan çocuk var derginin ilk sayısında. İkinci sayı çıkacak dedi. Yazı yok zaten elimizde dedi. Yazı heyeti kuruyoruz dedi. Üniversitede arkadaşlar dedi. Kimler yazabilecekse gelsinler dedi. İşte 2-3 gün sonra toplantı yapacağız dedi. Hoca efendi de gelecek dedi. Sonra bir araya geldik işte. Kimyacı arkadaş, fizikçi, matematikçi. Biyolojiden de ben vardım. Birkaç arkadaş. Tıpçı arkadaş birkaç kişi. Bir araya geldik ve hocamız da geldi. Tabii ne yazabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Hiç yazı elimize almamışık. Hiçbir yazı yok elimizde. Aymaz hocamlar o zaman Hoca Efendi'de yazmış. Gurbet diye bir dergi çıkardılar. İmam Hatip'te çıkarmışlar o dergiyi. Hatta Fehmi Korun'un falan yazısı var o dergide. Ondan önce başka bir 4 sayfalık bir broşür çıkarıldı. Zuhur şeklinde 4 sayfalık. 4 sayı, 5 sayı çıktı o. Daha sonra işte bunu dergiye dönüştü. Tabii yazılarımızı yazdık. Hocamız dedi yazı yazmadık. Olsun dedi. Yavaş yavaş dedi yazarsınız dedi. Herkes dedi. Yavaş yavaş kırılır yaza yaza. İşte ben yazdım mesela. İlk ikinci sayıda yazı yazdım. Çıkmadı. 3'te yazdım. 4'te aynı yazıyı düzelte. Ancak 5. sayısında çıktı yazım. Tabii yazı nasıl düzeltilir? Nasıl yazılır? Giriş nasıl yapılır? Böyle bir şey hiç eğitimimiz yok. İşte hocamız Allah selamet versin. Her hafta toplantıya geldi bizimle beraber. İşte cümle cümle yazıları düzeltti. Yani tek tek. Bakın dedi burada mesela o gün için. Şimdi Allah deseniz, Efendimiz'den bahsetseniz, Peygamberimiz deseniz aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim deseniz, bunları tabii o günkü Hava Türkiye'de irtica derler. Dergiyi kapatırlar. İşte yazı işleri müdürü belki içeri alırlar. Her gün olay oluyor. 20 kişi, 25 kişi öldürülüyor. Kavgalar var Türkiye'de. Hocamız dedi, yani şimdi işte Allah burada demeyelim ama şöyle diyelim. İşte kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz. Yani Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla. Efendimiz'den bahsedeceğimiz zaman kainatın iftar tablosu gibi. Kur'an'dan bahsedeceğimiz zaman işte yüce beyan gibi sıfatlarla vasıflandırarak böyle yazmaya başladık. Tabii ilk gelen yazılar bazı arkadaşlar tedbir yapalım demişler. Bir şey gibi olmuş, ders kitabı gibi olmuş. Fizik kitabı, kimya, biyoloji yazısı gibi. Onu zaten talebe okumaz. Okulda zaten derse sıkılıyor talebe. Bazısı da yazmış, orada biraz frensiz yazmış. Nalına, mıhına, vaaz gibi olmuş. Onu da Milli Eğitim dergiyi okula sokmaz. Öyle bir üslup olacak ki ne suç olsun ne de mesajımızı anlatmış olmayalım. Mesajımız da girsin. İşte bu üslubu hocamız talim buyurdu. Her hafta bir akşam o kadar işin arasında dershane, okul, şu bu hep teşvik ettiği arkadaşlar var, iş adamları var. Onlara teşvik ediyor diyor ki işte okul açın, dershane açın, teşvikleri var. O arada bizimle de işte toplanıyor, dergiciliği teşvik ediyor. Şöyle yazın, böyle yazın. Kendisi de baş yazıları yazıyor. Ve mesela yazarlık öyle bir netameli bir iş ki. Yani yazdığınız zaman anlıyorsunuz ama bu yazı el sürülmez. Ben bu işi biliyorum. İnsana bu hava geliyor hemen. Benim saham bu gibi. Hocamız bunu kırmak için mesela kendi baş yazısını yazdı. Getirdi koydu dedi. Bakın dedi işinize gelirse koyun dergiye dedi. Hoşlanırsanız koyun dedi. Eksik fazla görürseniz tavsiye açık dedi yani. Kendi yazısını Hoca Efendi'nin tavsiye açması bizim arkadaşların bütün şeyini kırdı tabii. Ya Hoca Efendi kendi yazısını buyurun düzeltin diyorsa bizim yazılarımız ne oluyor ki? Dolayısıyla herkes bir yelkenleri tabiri caizse suya indirdi. Hocamız kendi yazısını bize düzeltmeye açık. Sonra orta sayfalar risalelerden sadeleştirildi. Arkada soru cevaplar vardı. Bornova'daki, vaazlardaki soru cevaplar. O gün için bu materyalist ve ateist kesimin uydurduğu sorular vardı. İşte Allah her şeyi yarattı, Allah'ı kim yarattı gibi. Birinci sayıda soru oydu. Bunun gibi hep Hoca Efendi'nin bu sohbetlerde verdiği cevaplar kasetlerden çözülerek yazı diline aksettirildi. O sıralarda dergi başladı. Bir taraftan da rahmetli Cahit abi vardı. Cahit Erdoğan abi. Hoca Efendi bütün bazılarını o takip ederdi. Kocaman makaralı teyple alırdı. Hatta hocamız birkaç sefer kendisini ya gerek yok benim konuşmalarımı niye alıyorsunuz diye. Tevazusundan yani kendisi konuşmasının
oraya girmesine layık, kendine ait bir muhasebesi o. Tabii biz de hoşumuza giden şeyler, Cahit abi de siz, hocam siz oraya siz karışmayın, o bize ait şeklinde kasetleri alıyor Cahit abi. Tabii 79'da bu böyle giderken 80'de itiral oldu. İtiral olunca hocamız tabii aranır duruma düştü. Aranır duruma düştü, 4-5 ay geçti. Tabii insanlarda bir panik havası başladı. Tabii işte o günkü sağ ve sol vuruşanları önce tabii içeri aldılar. İşte işkenceler duyulmaya başladı. Fakat bir müddet sonra işte Müslümanların da toplantılarını basmaya başladılar. Ondan sonra o toplantılarda korku, panik havası oluşmaya başladı. Tabii hocamız bunu duyunca hemen geldi tekrardan, İzmir'e geldi. Aslında o anda aranıyordu Hoca Efendi. Yani haksız yere, işte suçlanmış yine kendisi. Yaptığı nedir işte? Gençliği eğitime teşvik etmiş, yaptığı bu. Ama tabii insanlar, o gün de iftiralar vardı. Yalan, yanlış, işte Edremit'ten İzmir'e kadar zeytinlikler Hoca Efendi'ninmiş gibi. Ondan sonra hayatta hanımın annesinden başka bir kadını el değmeyen Hoca Efendi'nin 3 tane 4 tane hanımı varmış gibi iftiralar. Bir sürü yalan yanlış şeyler. Tabii hocamız da cevap verecek durumda değil tabii bunlara. Bu kadar iftira kampanyasında. Biraz sessiz kalmayı tercih etti. Ortaya çok çıkmadı. Ama insanlar hocamın ortaya çıkmamasını, işte hizmet artık bitti mi, dağıldı mı gibi bir panik oluştu. Hocamız tabii işte liderliğin büyüklüğü orada. Hemen çıktı. Hocamız yani arkadaşlar da o panik havasını sezince çıktı. Dedi, hiç dedi şey yapmanıza gerek yok dedi. Bunlar hepsi geçecek dedi o zaman içinde. Hakikaten ve mesela 80 ihtilalinden sonra işte öyle bir hayra vesile oldu ki 80 ihtilali. İzmir'de bütün arkadaşlar İzmir'deydi burada. Hepsi o arkadaşlar Türkiye'nin değişik yerlerine hizmeti oralarda tutuşturmak üzere gittiler. Türkiye'nin her tarafına dağıldı arkadaşlar. Hocamız da hep onları teşvik etti. Türkiye'nin değişik yerlerine gidip oralarda bu ocağı tüttürün şeklinde. Orada arkadaşlar dershaneler açtılar. Okulları teşvik ettiler. Üniversitelerde doktoraları teşvik ettiler. Yani eğitimle bu işin olacağını teşvik ettiler. Ve o aralarda bir enteresan hadiseler yaşadık çok. Mesela 80'den hemen sonraydı işte. Belki 83-84'da bir rahmetli Özal henüz tam hakimiyet tesis edememişti. Bu yurtlara el koyma ile ilgili bir şey vardı. Aleyhimizde bir propaganda vardı. Hocamız o zaman da bütün bu değişik cemaat liderlerine haber gönderdi. Dedi herkes tanıdıklarına bu Milli Güvenlik Kurulu'nda olanlara gitsin söylesin. Yani yanlış yapıyorsunuz. Bu müesseselerle uğraşmayın. Bunlardan insana zararı gelmez şeklinde. Fakat tabii şer odakları o zaman da hakimdi. Ve bunlar kapatmaya için planlar yaptılar. Üzerlerine gitmek için. Fakat mesela hatırlıyorum en enteresan bir hadise. Ankara'da bir arkadaşın büyük bir petrol istasyonu vardı. Onun bahçesinde bir sabah toplandık. Kalabalık 150 kişi vardık. Hocamız dedi ki bugün dedim işte o danışma meclisi mi vardı o zaman, genel millet meclisi neredeyse o yıllar 83-84 gibi herhalde. İşte bütün okulları, yurtları kapatmayla ilgili bir kanun teklifi geçirecekler. Hocamız bütün herkese dedi yani bu generallerden tanıdıklarınız varsa söyleyin. Yanlış yaparlar. Yani Müslümanların üzerine gitmesinler. Müslümanların bu ülkeye zararı yok, olmadı. Sokağa da dökülmediler. Anarşiye de ön ayak olmadılar. Tam aksine anarşinin karşısında durdular. Bu okullardan ahlaklı, dürüst insanlar çıkarılıyor. Bu dershanelerde ülkesini seven insanların üniversiteye girmesi için dersler veriliyor. Fakat birileri kışkırtmışlar işte bunları kapatmak için. O zaman işte o gün 150 kişi vardık. 4440'da saray tefriciye okunacak dedi. Mecliste de görüşülüyordu hadise. Ve çok yağmurlu bir, böyle çiseleyen bir yağmur vardı. Puslu bir havaydı. Çimenlerin üzeri ıslaktı. Ama bahar ayıydı. Nisan, Mayıs gibi olabilir. Yağmur yağarken biz öğle namazını kıldık cemaat halinde ve saray tefrici okumaya başladık. İşte yarısına falan gelmiştik ki hava bir ayda aydınlandı. Böyle iki noktadan, sanki iki tane güneş varmış bulutların arasından aydınlandı. Ortalık bir anda yağmur kesildi.
Herkes şaşırdı bir anda. Nasıl çok yani aniden değişti. Sonra hocamız tüyü kesin dedi. Okumaya devam edin dedi. Biz tarih tercihi bitirdik. Sonra tabi o zaman cep telefonu falan yok. Şey Ankara'nın merkezinden haber geldi işte şeyden. Bizim bir ilçesi gibi bir yerdi Ankara. İstanbul yolu veya Samsun yolu üzerinde bir petrol istasyonuydu, unuttum. Orada haber geldi. Başka bir şey girmiş devreye. Bu anarşi sol örgütlerin bir hadiseleri olmuş. O kanun maddesi arka atılmış, kadık olmuş ve hasılatı olmuş. Rahmetli Özal'ın da katkısı olmuştur herhalde. İş bitti yani. Ortamından kalktı. Öyle bir hadise yaşadık böyle. Tabii 81'de mesela biz askerdik. Asker olduk kısa dönem. 4 ay ben Erzincan'da askerlik yapıyorduk. 2-3 arkadaş biz aynı bataryayla topçuduk ayı 59. Yemin ettik 30. gün. Hem Ramazan bayramını hem Kurban bayramını biz askerde yaşadık. İşte Hoca Efendi'nin öne çıkan hasletlerini saymaya siz bana derseniz belki sohbetin ilerleyen kısmında anlatırım. Hani hangisini ele alacağımı şaşırıyorum. Vefa mı, şefkat mi, disiplin mi, vakar mı, ciddiyet mi, düzen mi, kahramanlık mı, cömertlik mi? Kendisi o sırada aranan bir insan. Mesela ben aranıyor olsam kendim aklıma mesela gelirdi kafaya şapka takarım, güneş gözlüğü takarım, belki sakal bırakırım. Belki farklı kıyafetlerle, değişik şekilde kendimi kabul eder. Hoca ben de hiç. Ziyaretimize geldi. Kendisi o zaman Erzurum'da, annesinin yanında kalıyor yani. O zaman rahmetlik. Erzurum'da. Belki hep aynı evde kalmıyor olabilir. Kardeşlerinde, değişik tanıdık evlerde kalıyor olabilir ama Erzurum'da. Her hafta sonu, bakın 81'in Temmuz'u, biz 1 Temmuz'da asker olduk. 22 Ekim'de tezkere aldık. Her hafta ziyaretimize geldi. 2 saatlik mesafe Erzurum'dan Erzincan. Her geldiğinde de her hafta sonunda yanında işte o zaman yeni çıkmıştı bu büyük termoslar vardı. Bastığınız zaman çay geliyor kocaman. Onların yanında çay getiriyor. Rahmetli annemiz bu kadayıf dolması var. Erzurum'un meşhur cevizli. Onlardan yapmış. Bazen pilav yapmış. Evde işte annesi yapmış onları. Belki kardeşlerinin yaptığı da vardır bazen. Bazen rahmetli Sıpkat abi getirirdi. Bazen rahmetli Hasbi abi de o zaman Erzurum'daydı. Bazen ona getirirdi. Birkaç sefer Ali Bayram Hoca getirdi. Bazen dolaştı arkadaşlar. Hatırlıyorum Hacı Muammer abi. Değişik arkadaşlar hep Hoca Efendi. Her hafta sonu Erzurum'dan Erzincan'a getirdiler ve insanlar 3-4 sefer izinli çıkacak çıkmıştı. 4 ay boyunca biz her hafta izinli çıktık. Ve şeyin dışında Erzincan'ın hemen dışında bir o zaman işin biz ziraat mektebiydi galiba. Şimdi hukuk fakültesi olmuş. Bir ara gezmeye gittim. Ağaçların altında otururduk. Sabahtan akşama kadar sohbet ederdik. Yani o düşünün. Ramazan bayramında 3 gün geldi. Kurban bayramında 4 gün geldi. Her gün şeyden geldi. Erzurum'dan. Hatta şimdi o zaman evliyim. 3 çocuk var. 3 çocuğu evde bıraktım. İzmir'de. Aliz'in yanına geldim. Burnumda tutuyor çocuklar. Şimdi izin dediler kurban bayramından 15 gün sonra da zaten tezkere zamanı geliyor. Fakat dediler ki izin vereceğiz dediler. İsteyene. Hoca efendi gelince dedim hocam izin veriyorlar 4 gün kurban bayramı süresince. İzmir'e gitsem mi? Dedi gitmeyin dedi. Giderseniz dedi onun sonra size ona eklerler askerliğin sonuna dedi. Bütün Tugay'ı size temizlettirirler dedi. Herkes tezkere alıp gidecek. İzin yapanların izini eklerler dedi. Size ağır gelir dedi. Siz gitmeyin dedi. Ben size her gün gelirim dedi. Ve hakikaten 4 gün kurban bayramı boyunca her gün geldi yiyeceklerle, şeylerle. Tabii hepsini şey yapamıyorum. Her geldiğinde de ben mesela o zaman 4 ay şeyli geldik biz. Maaşsız izinli geldik. Maaş almadan 4 ay bir yerden borç alıp eve para bırakmışım çocuklara 4 ay yesinler diye. Kendisi aranan bir insan falan geldiğinde İşte kendisi de elime vermiyor. Yanındaki diğer arkadaşa veriyor. Bir zarf veriyor. İşte orada harçlık yapmamız için. Bir de işte mahcup şekilde yani üzerimde bu kadar var. İşte aslında şeklinde. Aslında ihtiyacınız olduğundan değil ama kardeşlik vazifemizden dolayı şeklinde zarfın üzerine yazmış şeklinde. Sonra şeye geldiğinde tabii bana o şok koydu bir tanesi. Kurma bölümüne geldiğinde hocam dedim, ya sizin bu dedim iyiniz nasıl biz unuturuz? Yani askere ziyaret o kadar önemli ki.
orada her gün dedim yani 4 gün arka arkaya 2 saat geliyor 2 saat dönüyor Erzurum'a. Hep dedim buraya zahmet ediyorsun bize geliyorsun. Estağfurullah dedi İrfan Bey dedi. Aslında dedi biz ben dedi kardeşlik vazifemi dedi yapamadım dedi. Şaşırdım hocam daha ne yapacaksınız dedim yani. Her geldiğinizde eli dolu geliyorsunuz ve Erzurum'dan 2 saatlik yoldan 2 saat yol dönüyorsunuz. Hayır dedi kardeşlik bunu gerekmez dedi. Kardeşlik şunu gerektirir dedi. Ben dedi şimdi dedi aranan bir insan olmasam dedi İzmir'deki dedi arkadaşların birisine dedi söyleyip dedi bir yengeyi dedi bir taksiye atıp dedi arabayla dedi şeyden İzmir'den Erzincan'a yengeyi getirtip bir otelde veya müsait bir evde sizi misafir edip beraber bir arada bulunmanızı temin edip hastalık gidermenizi sağlamamız gerekir dedi. Kardeşlik bunu gerektirir dedi. Ben tabii orada dayanamadım. Yani bu kadar mı? İzmir'den özel arabayla hanımımı Erzincan'a getirtecek benim o hasretimi gidermem için. Ağlayarak ben tabii orada şey yapamadım. Ya bu kadar. Ve söz verdim kendime dedim ki yani hocamızın şu şeyi ondan daha çok işimiz var bizim. İzmir'e dedim kim gelse dedim askerlik yapmaya ben ziyaretine gideceğim dedim. Maalesef o sözümüzü de çok fazla tutamadık yani. Ama hocamın vefası bu. Yani tanışan ama sadece ben değilim bu. Ben sonra bakıyorum Tokat'a uğramış, Isparta'ya uğramış, Burdur'a uğramış, Kütahya'ya uğramış. Yani kim hangi arkadaş nerede askerliği yapıyorsa hepsinin ziyaretine gitmiş. Hepsinin gönlünü almış. En çok bize geldi birazcık torpilli gibi olduk oradan. Sebebi de işte Erzurum'da kalıyordu. En yakın bizdik. Bir de yakın akraba gibi Mehmet Demircan. Kervancı'nın işte kızıyla nişanlıydı o zaman. Kervancı da Allah razı olsun tabii çok hamilik etti. İşte şu anda Güney Afrika'da o koskoca külliyeyi yapan abi. Onun damadı Mehmet Bey ile beraber asker arkadaşıydık. Aynı Tugay'daydık. Biraz o yakınlığı da belki kullanarak oldu. Ama ben baktım hep takvime not aldım. Yani Hoca Efendi 3 gün Ramazan bayramında, 4 gün Kurban bayramında 7 gün. Onun dışında da aşağı yukarı 7-8 hafta da cumartesi pazar. Yani 14-15 öyle yani 20-25 gün. Erzurum'dan gelmiş. En azından 15 gün gelmiş. Şimdi Hoca Efendi bizim hayatımızı değiştirdi. Tamamen hayatımızı değiştirdi. Yani o yüzden biz hocamızı annemizden, babamızdan fazla seviyoruz. Neden seviyoruz? Çünkü anne baba nasıl sevilecek? Hoca Efendi'den öğrendik. Hanıma nasıl muamele edilecek? Hoca Efendi'den öğrendik. Ev hayatı, ev düzeni, çocuk yetiştirme Hoca Efendi'den öğrendik. Dolayısıyla bütün hayatımızın mutluluğu, huzuru da Hoca Efendi'ye bağlı. Tertip düzen. Mesela ben Pasak'ta dağınık bir adamdım. Ama mesela iki hadise anlatayım size Hoca Efendi'yle ilgili. Bir gün oturuyorduk Bozyaka'da. Aşağı yukarı o salonda mesela 4-5 tane çekyat var. Halının bir tanesinin böyle kenara ortadan duvardan duvar halı tabii. Hafif böyle potluk yapmış halı. Hocam da gözüne ilişti o. Dedi ki şu halı düzelseniz dedi. Tabii güzel sohbet olurken insanlar böyle bir oturduğu yerden bir kımıldanarak falan halıyı düzeltmek istediler. Halı düzelmedi. Bir daha söyledi bir daha düzelmeyince. Herkes dışarı çıksın dedi hocam efendi. Herkes dışarı çıkarttı. Çekyatları dışarı çıkarttı. 4 kişi içeri girdi. Halıyı dört köşesinden çekip gerdiler. Tekrar çekyatlar içeri. Tabii vakit aldı. Ben de işimden geçirdim ya dedim işimden. Hoca Efendi hep böyle işimden geçirirken cevabını verir. Ya dedim hocam diyor sohbet ederken şimdi bir halının potluğu için dedim. Bu kadar insan seferber oldu. Dışarı çekyatı falan çıkarttınız. Hemen döndü. Hayatta dedi hiçbir zaman bir düzensizliğe yer vermemeniz lazım. O düzensizlik küçük bir göz tırmalayıcı bir şey. Küçük olarak başlar. Daha büyür, daha büyür. Sonra diğer birçok şey önemsiz görmeye başlarsınız. Bu ibadete de akseder. Hani aslan yattığı yerden belli olur gibi hiçbir hayatınızda boşluk, düzensizlik boşluğu, tertipsizlik boşluğu olmamalı. Bu birinci hadise. İkinci hadise şu. Geldim ben, öğle namazı kılacaklardı. Ceketim şuradaki şu düğmenin bir tanesi sallanıyor şöyle. Hoca Efendi onu görmüş. Ben fark etmemişim. İrfan Bey dedi ceketinizin dedi düğmesi dedi kopacak dedi. Ondan sonra hemen kaybolmasın düğmeyi kopardım. Cebime attım düğmeyi. Daha sonra dikeriz yani. Şimdi sohbet oluyor orada. Düğmeyle mi uğraşılır gibi. Dedi ki Hoca Efendi ben dedi öğle namazı sünnetini dedi kıldım dedi. Kılmış vaziyetteysem. Ceketimin düğmesini öyle görsem farzı kılmadan dedi giderim de o düğmeyi dikerim dedi. Sonra dedi farzı kılarım dedi. Hani böyle ihmale düzensizliğe bir şey yok. Bu da bana bir şey oldu. O kadar disiplinli bir insan. Şimdi Hoca Efendi'nin tabii hangi biz vasfını saymaya kalksak şefkati
anlatılacak gibi değil. En kötülük yapan insanları bile affetme. Hatta benim burama geldi bir keresinde. Birisinden bahsediyordu. Hainlik yapan birisi. Söylemediği laf kalmadı. Hoca efendi dedi ki, yani dedi, dua içeride de odasından çıktı. Dua ettim dedi filana dedi. Hocam dedim, hala mı dedim dua ediyorsunuz dedim. Artık şey, İrfan Bey dedi, siz dedi elinizi ateşe sokabilir misiniz dedi. Ateşe ne kadar tutabilirsiniz? Tutamazsınız tabii elini ateşte. Cehennem de nasıl bir şey dedi, biliyor musunuz dedi. Tabi hoca efendi cehennemi nasıl olduğunu tahayyül ediyor. O arkadaşın, o hain arkadaşın cehennemde yazmasın, yanmasını kabul edemiyor yine de. Böyle bir şefkat. Biz de o şefkati kabul edemedik yani. O kadar dolmuşuz arkadaşa karşı. Ama hocamızın şefkati çok engin. Tabi doğrusu onun yaptığı. Bizim kendimizi tadil etmemiz lazım. Hoca efendi her vasıf bu şekilde üst seviyede. Bir de zıtları bir arada. Mesela çok kahramanlık bir tarafta var ama tedbir de var bir tarafta. Cömertlik var bir tarafta aşırı derecede. Eline geleni veriyor herkese. Ama bir taraftan iksatlı. Hiç israfı yoktur. En iksatlı şekilde yaşayan bir insan kullandığı kağıtları koyuyor şeyde atmıyor. Biz iki sefer kurulayıp yumuşayıncı kağıt atıyoruz. Kurutuyor tekrar aynı kağıdı üzerinde kullanıyor. Kaç sefer aynı kağıdı peçeteyi kullanıp kurutup tekrar kullanıyor. O kadar iktisatlı bir insan ama bir taraftan da sizin küçük bir ihtiyacını hissetse hemen misli hemen size verir. O kadar da cömert. Şimdi Hoca Efendi'nin bu şeyine bakınca tabii saatlerce anlatabilirim Hoca Efendi ama siz de bir program yapıyorsunuz. Allah Hoca Efendi'den ebediyen razı olsun. Yani eğer bitireceksek öyle diyeyim. Ebediyen razı olsun. Hayatımızı değiştirdi. Dünyamızı, bakışımızı değiştirdi. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşlara, insanlara, eski mahalle arkadaşlarıma. Araba taksiti, yazlık, ev, köy. Onu ödedim, bunu ödedim. Dünya, biz o kadar rahatız ki ya. O kadar rahatız. Hocamız bize öyle bir şey verdi. Öyle bir anlayış verdi bize. Hiç böyle o sıkıntılarımız yok. Yani kainatı, bakışımızı değiştirdi. Mesela özellikle sızıntı benim için de ayrı bir yeri var. Kainata okuma, orada varlıklara bakma. Şimdi zaman zaman işte gittiğimizde anlattığı şeyler var. Belki ayrı bir programda birkaç sefer ben onları kainat kitabı programında anlattım. Yani enteresan bir akademik zeka, akademik bir hafıza ve okuma. Ben biyoloji mesleğim olduğu halde onu göremiyorum. Hocamız bakıyor ağaçların hayatından bir şey çıkartıyor. Uzun ömürlü yaşayan ağaçlardan bir şey çıkartıyor. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan başka bir şey çıkartıyor. Bunları kısa geçiyorum ki başka anlatılmaya gerekir. Prostat olmayan hayvanlardan insanlara prostat ilacı yapma ile ilgili doneler verdi. En son söylediği bir şey var. Onu açmayacağım. Belki şey olmasın. Karınca ile ilgili. Şimdi üniversite arkadaşı söyledim. Karınca ile ilgili bir araştırma başlatalım dedim onlara. Hocamız birkaç ipucu verdi karınca ile alakalı. Yani kainatı böyle okuyan bir insan. Maalesef tabii üzülüyoruz şu anda süreçten. Haksız iftiralar, hakaretler, sabır mesela. Vasıflarını sayıyordum. Sabır belki hepsinin önüne geçer gibi geliyor. Nasıl bir sabır? Biz çatlıyoruz, o yine sabrediyor, bazen tebessüm de ediyor. Tabii içinden neler dönüyor, onu Allah bilir. Sağlık problemleri kimse olmayacak kadar, fakat hiç insanlar şey yapmadan sohbetler ediyor, görüyorsunuz yani işte. Unutuyor onları. Yani hizmete ait bir şey olduğu zaman Hoca Efendi ne şekeri kalıyor, ne kalbi kalıyor, ne tansiyonu kalıyor. Ama envai çeşit hastalıklar üzerinde, ana hastalık olarak şeker, tansiyon, kalp ama bir de enteresan şeyi var, bilgisi var. Mesela bir doktor gelse, mesleğiyle alakalı bir şey anlatsa veya başka bir ziraatçı gelse veya bir dişçi gelse veya bir mühendis gelse, sahasıyla ilgili bir şey anlatmaya kalksa Hoca Efendi bakarsanız ondan daha fazla şöyle olması gerekir değil mi gibi hemen şey yapar. Yani onları ne zaman okumuş, daha doğrusu anlatırken sen onun künhüne vakıf olur hemencik böyle. Çok enteresan vukufiyeti var. Zaten geçmişte çok büyük okumaları var. Enteresan bir hafızası var. Yani Hoca Efendi anlatmadı ama ben en son duayla bitireyim. Allah Hoca Efendi'den uzun ömür versin. Mesela bazen kendisine diyor ki hani ölmek istiyor. Artık işim bitti benim, gideyim diyor. Fakat işte Allah izin vermeden de olmaz. Ben de hocam bazen esprili şöyle hocam diyorum. Bütün dualarınıza amin. Bütün dualarınıza amin. Ama bu bizim için bizden çabuk kaçma, ahirete gitme, ruhunuzun ufkuna yürüme şeyine amin değil. Ve duanız da kabul olmaz diyorum. Neden? Siz için bir kişi dua ediyorsunuz ölmeniz için. Halbuki milyonlarca insan sizin ölmemeniz için dua ediyor. Ben de Allah Hoca Efendi uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin, dünyamızı değiştirdi,
kainata bakışımızı değiştirdi. Aile mutluluğumuzu, yuvamızı, yurdumuzu, her şeyi Hoca Efendi'ye borçluyuz. Anne babamız dünyaya gelmemize vesile oldu bizim. Ama inşallah kazanırsak ahireti, kazanırsak inşallah bu yolda ayırmasın Allah. Ahireti kazanmamıza Hoca Efendi ebedi hayatımıza vesile olmuş olacak. Anne babaya nasıl saygı gösterdi onu da Hoca Efendi'ye öğrendik biz. Yani anne baba sevgisini Hoca Efendi'ye öğrendik. Dolayısıyla o yüzden anne babadan daha fazla Hoca Efendi sevilir diyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًا İnsan zannediyor mu başıboş? İnsan zannediyor mu orada kalacaktır? Kainat ahiretin bir devamıdır. İşler, hadiseler başlar burada işlemeye. Deveran ve cereyan eder. Tam kıvamına gelir. Ahireti meyve verecek hüviyeti iktisap edince tohumunu bırakır. Tohum burada ruh halinde düşer. Ve sonra ahiret pazarında, mahşerin tarlasında, Hazreti İsrafil'in surunun meydana getirdiği nefhe ile, Rahmaniyet ve Rahimiyet semasından gelen yağmurla, yeniden ot biter gibi insanları bitireceğini Allah Celle Celaluhu vaat ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, irfan ve izanla bizleri serfiraz kılsın. İmanla gönüllerimizi donatsın, haşre inandırsın, hayatımızı basubadel mevte göre tanzime bizleri muvaffak kılsın.